Evet, muhallebili Kemalpaşa tatlımız için de kullandığımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 su bardağı kadar toz şeker, 1 litre kadar sütümüz, 1 paket vanilyamız, 1 paket Kemalpaşa tatlımız var. 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 su bardağı kadar toz şeker, 1 litre kadar süt, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 1 paket hazır Kemalpaşa tatlımız var, kullanıyoruz. Şerbetimiz için 4 su bardağı kadar su, 3 su bardağı toz şekerimiz ve 1 dilim taze limon kullanıyoruz. Şerbetimiz için de 4 su bardağı su, ondan sonra 3 su bardağı toz şeker, 1 dilim taze limon kullanıyoruz. 2 tane tenceremiz ocağa aldık. Tereyağımızı birisinin içine ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı. O yavaş yavaş eriyor. 2. tenceremizde şekerimizi karamize ediyoruz. Ondan sonra suyumuzu içine ilave ediyoruz. 1 dilim limonumuzu içine ilave ediyoruz. Limonumuzu ilave ettikten sonra Kemalpaşa tatlılarımızı içine ilave ediyoruz. Bir 2-3 dakika karıştıralım. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kıstıktan sonra kısık bir ateşte yavaş yavaş kaynasın. O şerbeti çekene kadar kaynamaya devam etsin. O hazırlanırken unumuz, şöyle tereyağımız eridi. Unumuzu içine ilave edeceğiz. Unumuzu kavuracağız. Ununuzu kavurduktan sonra sütünüzü azar azar içine ilave edin. Ondan sonra o şöyle toparlanacak, açılacak. Unumuzu açtıktan sonra şekerimizi, vanilyamızı içine ilave edeceğiz. O koyulaşana kadar, muhallebimiz koyulaşana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızın altına ilave edeceğiz. Onun üzerine ben biraz kuş üzümü ilave ettim. Hazırlanan şöyle şerbetini iyice bir çeken Kemalpaşa tatlılarımızı üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra muhallebili Kemalpaşa tatlımız hazırlanıyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. İç pilavımızda neler yaptık, hemen onu da bir göz atalım.